Yine bu 12. ders yani farz olarak sabır geçiyor. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde bize sabrı emrediyor. Sabır neye olur? Canının istemediği şeye olur. İnsan istediği şeye sabredebilir mi? Yani istediğin şeye sabret denir mi? Denmez. Baklava yemeye sabret. Bir şey yok. Uyumaya sabret. Bir şey yok. Efendim, lezzet aldığın, zevk aldığın şeylere sabret diye bir tavsiye olabilir mi? Olamaz. Sabır neye olur? İstenmedik şeylere olur. Ama Allah'ımız bunu emrediyor. Enfal suresinde kaç surede kaç yerde geçiyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Vasbiru sabredin. Ben size sabrın müteallakatını anlattım. Yakın derslerde anlattım. Onu bir iki evvelki derste bulursunuz. İnsan hastalıklara sabreder. Efendim, Katlanır. İmtihan. Bak dün adam mesela çıkmış. Felç olmuş. Boğazın boynundan aşağısı işte omurilik mi diyorsunuz tutmuyorsa vücudun hiçbir tarafı tutmuyor ama akıl başında konuşabiliyor. Allah şifa versin. Amin. Bizi de muhafaza etsin. Amin. Ama adam diyor ki ben ötenazi istiyorum. Yani ne demek ötenazi? Ne demekmiş yani? Ben, de, ben gavurca bilmiyorum bu lafları ilerisinden mevzunu anlıyorum. Yani diyor ki ben kendimi öldürme özgürlüğü istiyorum. Kanun de suçmuş bu. Yani bu kanun kalksa da ben kendimi öldürebilsem diyor mesela. Cık, olmaz. Sabredin diyor. Şimdi burada itikat devreye giriyor. Burada iman devreye giriyor. Hani ağrısı sancısı da mesela icabında yok. Bir de ağrılı sancılılar var. Bizim mesela bir kardeşimiz Allah selamet versin. Yeni Bostad'a sohbetlerde de çok hizmet ederdi cemaatin işlerine. İş güç sahibi, variyetli bir kardeşimiz. Bilmiyorum şimdi belki de dinliyordur. O bir kaza geçirdi 15 sene kadar evvel. E, aynı durumda e, boyundan aşağısı tutmuyor. Felç oldu mesela. O, 15 senedir sandalyede duruyor. Ama e, zikrediyor diyor. Efendim vazifelerini yapıyor, e, sohbetleri dinliyor, kitaplar okuyor, böylece Cennet hayatı yaşıyor. Yani. Cennet hayatı yaşıyor, Maşallah. Ya yine de Allah'ımız şifa versin. Acil şifalar versin. Ee, ama şimdi namazdan, zikirden, ibadetten mahrum olan ne yapıyor? Bir ağrısı sancısı olmadığı halde ben e, işte efendim millete muhtaç kaldım. Kendim yürüyemiyorum oturamıyorum. Sandalde oturuyor da oturtuyorlar beni diyor. Yani diyor 5 sene oldu diyor. Ben bu vaziyette hiçbir işimi kendim göremiyorum. Onun için yani intihar etme serbestliği istiyorum diyor. Öbürü orada 15 sene, 25 sene, 50 sene aynı vaziyette kalsa huzur üzere, zikir üzere devam ediyor. Çünkü burada Allah'ımıza inanmak lazım. Bizi yaradan Allah'ımız sabredin buyuruyor bu sabredin emrinden amel ediyor Müslümanlar. Ama öte taraftan işte inanmazsa, itikadı da olmazsa bu adam efendim intiharın da cehennemle sonuçlanacağını, Allah muhafaza, büyük bir günah olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muharebede birisi çok kuvvetli kılıç sallıyordu kafirlerle cihad ederken bayağı da sahabenin dikkatini çekti onun gayretli efendim çarpışması da ne dediler dediler ki ne mübarek adam bu ne kadar gayretli bir mücahit Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben onun simasında cehennemlik görüyorum Halbuki Resulullah'ın ordusunda sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin arasında fakat buyurdu ki ben simasında cehennemlik görüyorum. O sahabe-i kiram da şaşırdılar. Harbin ortası yani. Harp kızışmış. O en nihayetinde o yaralandı, ağır bir yara aldı. Sahabe-i kiramdan birisi de takip edeyim dedi. Yani Resulullah niye böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu adamda cehennemlik siması var. Bir takip edeyim dedi. Gitti. O da ağır yara alınca işte yaranın acısına dayanamayarak efendim kendi kılıcına kendini sapladı. Böylece intihar etti. O sahabi de bunu uzaktan takip etti. Onun intihar ettiğini görünce geldi Resulullah Efendimiz dedi eşhedü enneke Resulullah. Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. E, sallallahu aleyhi ve sellem zaten yani iman tazelemek bakımından. E, dedi nereden icap etti? Yani sen zaten Müslümansın. Yani dedi ki sen böyle buyurmuştunuz. Şimdi takip ettim adam intihar etti görünce sizin e, risaletinize bir kat daha imanım arttı. Yani Allah size önceden gösteriyor insanların ne mal olduğunu. Tabii o zat e, intihar etmesi meselesi e, de var ama allah Alem e, bazı rivayetlerde de zikredildiği üzere onda bir de münafıklık var. Yani iki yüzlülük var. İçinde bir kafirliği gizleme durumu da olabilir. Resulullah'ın ordusuna sallallahu aleyhi ve böyle katılanlar oluyordu. Kambersiz düğün olmaz. Böyle e, katılanlar olduğu için herhalde o yine eğer ki münafık ise ebedi cehennemlik olur. Çünkü münafık e, içinde kafirliği gizleyen demektir. O vakit hiç cennete gidemez. Eğer ki intihar etme suçundan günahkar ise cehenneme girse de sonunda cennete çıkar. Yani bir insan intihar etmekle kafir olmaz eğer ki ya intiharın haram olduğunu bilerek, bu iş haramdır ama ben çektiğim ağrı sancıya dayanamıyorum diye intihar etse buna kafir demiyoruz. Ve efendim cenaze namazının kılınma meselesinde ihtilaf var ama onda da neye niyet ediyoruz? Bu adam aklı başındayken bu işi yapmamıştır. Cinnet geçirmiş olabilir. Cinnet geçirince de mesul olmaz. Onun için Hüsnü zanne binaen cenazesinde kılıyoruz. Şu andaki fetvamız bu. Başımıza gelse Allah muhafaza yani böyle bir tanıdıklarımızın başına geldi yani. Ama cenazesinde kıldık. Çünkü namazlı abdestli adam demek ki cinnet geçirdi. O akıl gidiyor. Akıl gidince de mesuliyet gidiyor falan. O ayrı bir şey. Hep iyi düşünmeliyiz. Hep hüsnü zan yapmalıyız insanlar hakkında. Çünkü adam itaat etse kafir olmaz. Velakin azap var. Ee, onun için Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem o e, kendini kılıcına saplayan kişi hakkında hadisi kutsi şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu ortamda devamlı vahiy geliyor çünkü ne diyorum size hadisler de vahidir. hadislerle ayetlerin vahiy olmak bakımından hiçbir farkı yoktur bunu devamlı üzerine basarak söylüyorum hadislere iman sohbetini alıp bakanlar okuyanlar dağıtanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine, hadislerine büyük hizmet etmiş olurlar. Çok şefaate nail olurlar. Orada ilimler var. Ama şimdi, Geçen çocuklar diyor ki, o, Sosyal hocası diyor, geldi okulda diyor bize ki, Hadislere ne gerek var ya sen. Bir de sosyal hocası, sen git Himalaya'lar kaç metre onu söyle ya sen. Ne işin var burada şimdi girdin buraya bu konuya ama, gir, Girer çıkamaz işte. Öyle bilir bilmeden konuşuyorlar. E şimdi ilahiyatçı adam kalkıp hadislere ne lüzum var derse sosyalci daha efendim desteksiz atar. E bu sefer çoluk çocuğun kafasına hadisler yok işte lüzum yok bilmem ne. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ortamdaki her hadisede her olayda vuku bulan her meselede hemen devreye Cibril aleyhisselam giriyor. Ama illa Cebrail aleyhisselam gelmekle de olmaz. Bazı kere rüyada da gelir. O da vahidir Peygamberler hakkında. Ruhiyel enbiya ay bazı kere de kalbine ilham şeklinde gelir. Onun kalbi bizim kalbimize benzemez. Oraya da yine şeytanın yaklaşması söz konusu değil. Masum olduğu için peygamberler salavatullah ala alim ve o da vahye dahil olur. Vahyin birkaç çeşidi var. Ne buyuruyor? Baderani abdi bi nefsi haramtu alayhi cenne. Şimdi bu sizin işte ne icat ediyor diye övdüğünüz, beğendiğiniz adam hakkında Allah ne buyurdu biliyor musunuz? Bak şimdi. Hemen oradaki mesele hakkında Rabbimiz buyurdu bir şey. Ama Resulullah olmasa sallallahu aleyhi ve sellem kimse bir yorum yapamayacak. Ne buyurdu? Kulum bana gelmekte acele etti. Ben ona verdiğim efendim canı kendi sebep oldu alınmasına. Yine canını ben aldım ama o sebep oldu. Ben de ona cenneti haram ettim diyor. Işte. E bunları insan düşünmesi lazım. Burada birkaç günlük hayat insan hakikaten bunalır. Yani bir de bunalma sebeplerine baksana. Sevgilisi terk etmiş. Allah. Bundan sebep adam intihar eder mi? Deli misin sen ya? Rabbin terk etmesini. Rabbin terk etmesini. Nedir bu? E bir, bir kadın çok seviyorum. işte bu kızı çok seviyorum. Yok şu oğlanı çok seviyorum. Cık. Zaten Nikahsız olan sevgiler tamam sevgi gönül işidir o elde değil ama ee, halvet olursalar ve ee, birleşmeler olsa o zaman harama girerler. Ama insan kalbinde bir sevgi olur onu def edemez, yani kovamaz elinde değil kapısı yok ki açasın da çıkarasın süpüresin falan. Zikirle dua ile yine Mevla Teala hayırlı inşallah aranızı birleştirir evlenirsiniz. Hayırlı değilse Allah da herkese hayırlısını nasip eder. Ha böyle dualar edilir ama şimdi Bakıyorsun ne kadar ufak meselelerden efendim e, borçlardan efendim kredi borcudur, şudur budur. İnsan intihar etmek hiçbir zaman için ne değil? Çözüm değil. Şimdi Allahü Teala ölmeyi bizim elimize verseydi yani istediğiniz zaman öldüreyim sizi buyursaydı e tabi insanın canına tak eden çok olaylar olduğunda hemen al beni diyebilir. Ama sonra bakıyorsun ki o hadiselerin bir atlatan kişilerden biri olarak bakıyorsun bir hadise geçiyor, bir sıkıntı geçiyor. Ondan sonra bakıyorsun ne kadar hayırlar olmuş, ilimler olmuş, faydalar olmuş. Yani ben o anda ölmek isteseydim, ölseydim ne faydası var? Onun için hadis-i şerifte ne bu? La yetemenne enne hadukumul mevte li durrin nezelevi Başınıza bir bela gelse, bir sıkıntı gelse sakın ölüm istemeyin. Sakın ölüm istemeyin. Yani duada da istemeyin. Niye istemeyin? Çünkü durumunuz iki, için, iki şeyden hali değildir. Ya Allah'ın huzuruna gitmeye layık amel üzeresinizdir ya da Allah'ın huzurunda rezil olacak durumdasınızdır. İnsanlar iki türlüdür. Eğer iyi amel üzereyseniz yine yaşarsanız iyiliğiniz artar. Eğer kötü amel üzereyseniz o zaman hiç ölmeye yüzünüz yok. Yani ahirette ne yapacaksınız? Ölümce telafisi de kalmaz. O zaman da yaşamanızda tevbe etme fırsatı doğar. Geçmiş kazaya bıraktığınız farzları, vacipleri telafi etme imkanı doğar. Onun için iyi de olsanız ölüm istemeyin. Kötü de olsanız ölüm istemeyin. İlla yine hayatta ne var? Fayda var. Yani bir kere Allah demek ne demek? Şurada bir sohbete gelmek ne demek? Şimdi şu kazanç ne demek? Şu cuma gecesi buraya gelmek. Yani ben cenaze gibi geldim ama Tabi o şeker biraz biraz yükseliyor. Efendim e, zamanla biraz yükselince biraz daha rahat ediyorum ama o çarpıntısı devam ediyor. Ama öyle böyle kendimi, canımı buraya atıyorum. Bir şekilde sizin aranıza Allah ayırmasın sizden. Siz bizi Allah için seviyorsunuz. Evet. Şimdi Ebu Zer Hazretleri Gıfari, Büyük Sahabi, Ebu Hureyre radıyallahu anh bunlar. En çok hadis rivat eden iki sahabe bunlar. Sahabeden iki kişi. Ne diyor? Babu minel ilim. İlimden bir mevzu. Mesela biz burada ilimden kaç tane konu duyuyoruz. Neteallemu. <laughs> biz onu öğreniyoruz. Ehabbu ileyna min miyeti rekatin tetavva. Yüz rekat nafile namaz kılmaktan bizim için daha sevgilidir. Yani Cuma gecesi fazileti çok, insan da heves ediyor, çok ibadet edeyim falan ama Yüz i̇şte rekat da bayağı bir meseledir. E bir de patküt kılana göre bir şey değil de hakkını vereyim diyene yüz rekat bayağı bir vakit alır. Ama diyor bir ilmi mesele duysak, öğrensek yüz rekat nafileden bize daha sevgilidir. Ve babu minel ilmi nuallimu. ilimden bir mesele öğretsek. insanlara öğretsek. Bir mesele öğretsek. Umilebi evlemi umet. Adam onunla amel etse de etmese de bak buraya. Yani adam dinlediğini yaptı, tatbik etti veya yapmadı. Ama sen onu öğrettin, duyurdun, tebliğ ettin. ha bu rekatin Bu da diyor ne diyor? Efendim yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha sevgilidir. Yani onlar için sevgili olması ne demek? Allah katında değerli olduğuna işaretleri. Şu sahabe-i kiram niye bir şeyi tercih etsinler? Allah katındaki eftaliyetini bildiklerine göre tercih ediyorlar. Onun için burada Allah için toplanılıyor. Efendim bir meclise gelmek, bir ilim meclise gelmek için bile insan yaşasa değer. Bir cuma gecesi ihya için yaşasa değer. Şimdi Rebül Evel ayı geliyor. Mevlid ayı giriyor iki üç güze. Pazartesi gecesi Rebül Evel'in birinci gecesi inşallah. Şimdiden tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Yani büyük bir bayram, büyük bir kutlama, sevinç, feraha Gark olacağız inşallah. Kâinatın Efendisi teşrif etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir on gece. Mevlid gecesi. Yani alemler nura gark olacak. Tekrar ediyor, devam ediyor onur. Elhamdülillah. O sevince değer mi şimdi? Yani insan yaşarsa bunları tekrar tekrar müşahede eder. Görür. Onun için efendim sabır. Bütün bu nereden gelir? İnsan ayet bilse, hadis bilse... Efendim bu rivayetleri bilse sabrın faziletine dair daha çok rivayetler var. Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki efendim bir de tabi ibadetlere devamda sabır bir de günahlardan sakınmakta sabır onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi bir günaha düşmemek için sabretmektir. Yani içkiye alışkanlığı olan adam, kumara merağı olan adam, zinaya düşkün bir adam, o harama düşmemek için verdiği mücadele ve sabır o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır. E, namaz gibi ibadetlere 5 vakit devam etmek, efendim, abdese, gusle bunlar da sıralı devreye giriyor. Bunlar bir kere, iki kere olacak şeyler değil. Hayat boyunca devam eden ibadetler bunlara devam 600 derece kazandırıyor. Hastalıklar bunlara göre tabii 300 derecede kalıyor ama o da nedendir? Zaten allah Teala bir musibet verdiği zaman da sen onu istesen de istemesen de katlanmak durumunda kalıyorsun. Burada fark eden nedir? Razı mısın değil misin? Razı mısın değil misin? O ona bakıyor Mevlamız. Razı olandan razı oluyorum diyor. Men razıya fele men fele Kim benim hastalığımdan, fakirliğimden, hakirliğimden, verdiğim dertten, kederden razıyım diyorsa Allah'a ona rızam var helal olsun diyor. Kim kızgınsa niye oldu, Ya olmamış ona da gazabım var Allah buyuruyor. Çünkü rıza çok önemlidir. Efendim, bu bir rıza lokmasıdır. Ne diyor? Yemezsin demedin mi mi diyor? Ne diyor? Şair söylüyor, Allah dostlarını sözleridir. Onlar hepsini kaside yapıyorlar, deftün belek gidiyorlar ama sen ona bakma, o Evliyaullah'ın Allah'ın sözleridir onlar, değil mi? Bu bir rıza, rıza lokmasıdır. Evladım diyor, geldim bu yola gir, giriyorsun, efendim işte ben de zikir alayım, tasavvuf öğreneyim, şudur budur, tekkeye kayıt olayım, tamam da burada başına ne var? Ee, gelecekler var. İmtihanlar var. Efendim, allah Teala'yı seviyorum diyene Mevla'nın da imtihanları var. Bu, bu sevmek kolay olmaz, lafzan olmaz. Dava delil ister, ispat ister. Onun için sahabeden birisi dedi, Ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Öyle mi? Tamam. O zaman dedi, belalara hazırlan dedi. Niçin? Çünkü beni sevenlere dedi, bela ne kadar çabuk gelir, efendim sel geldiği vakitte dere yatağına ne kadar çabuk iner dedi bela o adam başına ondan çabuk iner dedi dağdan bir sel geliyor kaçana kadar beş dakika durmaz bir de bakarsın indi denize kavuştu yani her tarafı alıp götürüyor İşte belalar öyle yağar diyor beni sevenlere onun için Bektaşi ne dedi ben Allah'ı severim ama Allah beni sevmesin dedi dedi ne biçim konuşuyorsun ya ya dedi sevdiğine çok bela vermiş de dedi o beni sevmesin. İşte böyle bir lafları da var. Bektaşilerin lafları biraz antikadır. Şimdi he, onu anlamak meselesidir. Artık haline göre değişir. Manasına göre değişir. Ne demek istediğine göre değişir. Allah herkesin niyetini bilir. Celle şanu celle celal. Sabredeceksiniz. Mevla buyuruyor ki Kullu ma fe'alel habib muhabibun. Beni seviyor musunuz? Seviyoruz. Ne kadar? Ne kadar seviyoruz Allah? Her şeyden çok. Her şeyden çok. Yani her şey derken zaten başta bu canımız var ya, bundan çok sevdiğim her şeyden çok olur. Çünkü bütün mesele düğümleniyor canda. İnsan anasını bile sevse yine nefsi için. Babasını sevse, eşini sevse, çocuğunu sevse yine ne için? Nefsine döner diyor İmam-ı Rabbana Hazretleri. Sebep nedir? Çünkü e, nefsine hoş gelmeyen bir şey yapsa anası da kızar. Hanımına da kızar. Çocuk evden halıları çalsa götürse satsa, oho! Bu ben çocuğum demez, basar beddua yani. Etmemesi lazım ama yani kendine yarayan kısmıyla sever. Kendine zararlı olmaya başlayan her şeye kızar. Onun için insanın en başta sevdiği canıdır yani, nefsi diyelim. Hepimiz hakkında bu geçerli. Canından ileri sevmek o yüksek bir makam. Allah'a ne kadar seviyorsun? Efendim, canımızdan çok seviyoruz. E zaten şimdi başka da bir şey diyemiyor ki canımı fazla seviyorum dese gavur olacak. <laughs> gavur olmayayım diye tabii. Herkese sorsan Allah'a en çok Allah'ı seviyoruz. Öyle değil mi? E başka bir şey de göreyim yani. Diyemiyorsun ki. Ama yaşantıda durum nedir? Zevken durum nedir? Halen durum nedir? Tatma bakımından meseleyi. İşte kullu ma fa'alel habibu habibu. Madem Allah'ı Celle Celaluhu canından çok seviyorsun o sevgilin her yaptığı sevgili gelmesi gerekiyor. Hatta ne diyor? Bu, bu Yatırsa diyor boğazına bıçağı dayatsa diyor. Hocam ben de ne alakası var? E, İsmail Aleyhisselam'a yaptı. İsmail Aleyhisselam'a yaptı işte. Ne olması lazım diyor? Zevk alması lazım diyor. Niye sevgilim bana bu işi yapıyor, reva gördü diye. Yani bunlar lafla konuşulacak konuşulmakla hasıl olacak makamlar değil. Ama en azından kendimizi yüksek makamlarda görmememiz için ne adamlar varmış. Biz efendim zoraki bütün işlerimiz zoraki diye kendimizi noksanlığımızı anlamak bakımından konuşmakta fayda var. Ama bizim kendi halimiz olarak konuşamayız bu makamlar. Evet. Şimdi Rabbimiz sabrı emrediyor. Sabrı tavsiye edenleri met ediyor. o sabredin. Şimdi sabredin, dayanın, tahammül edin. Tabi bunun içinde ne var? Razi gelin, benden bilin. Ya Rabbi senden razıyız, sen de bizden razı ol Allah'ım deyin. Ne getirisi var? Yani bunun ne kazancı varsa? Hiçbir kazancı olmasa şu yetmez mi diyor. İnne Allahe me'as Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ama bu beraberlik Allah herkesle beraberdir. Dağlarla da, taşlarla da, kuşlarla da, hayvanlarla da, canlılarla da, cansızlarla da. Meyyet-i ilahiye, yani Allah'ın birlikteliği, beraberliği her yer her şeyle beraberdir. Kendisi mekansızdır. Ama niye Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor? Özel bir beraberlikten bahsediyor. Yoksa genel bir beraberlik olduktan sonra canlı cansız, hayvan insan fark etmez. Ama ben sabredenlerle beraberim. Başına gelen bir derde, bir musibete, bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir ağrıya, bir sancıya veya eş dostun ayrılığına neyse yani her türlü insanın istemediği şeye karşı sabrederken ne düşünecek? Rabbim özel olarak benle hususi beraberliği var. Ya yani bu sevgilimizin, bu Allahımızın efendim e, bu şekilde bizimle beraber olması bize ne yapmalı? Efendim sabrı kolay getirmeli. Hatta bundan da lezzet bile aldırmalı. Niye ki Rabbim benimle beraberdir. Bu düşünce çok önemli ama işte başına gelende bu iş zor ne diyordum? Geçen bir kere de yine anlatmıştım. Adamı bir kıza aşık olmuş artık. Ne olmuş aralarında? Mesele değil de onu bırak diye mi nedir? Sopa atıyorlar ona. Yüz tane falan kamçı attılar. Yani İslami ceza değil bu. Rastgele işler yani. Aşiret işleri gibi falan. Bırak bunu diye falan. O da hiç kık demiyor yani. Kık demiyor sonra 99 sopa yedi falan çıt yok. Bir tanesinde Ah etti. Ya dediler bu, bu kadar kamçıya dayanında sonuncu da ne değişti de bir tane de ah etti. Dedi ki hangi kızdan sebep sopa yiyordum ya o 99'da o bakıyordu bana dedi. Nasıl dedi onun ondan sebep sopa yerken ah edeyim ya ayıp. Böyle sevgi olur mu dedi böyle aşk oğlum dedi. Ne zaman dedi o çekildi gitti o vakit acısı içime işledi dedi yani. Anladın mı? Şimdi Allah ki ben sabredenlerle beraberim buyuruyor. İnsan çok iyi düşünmesi lazım. Rabbim beni görüyor. Benle beraber bana özel bir beraberlik vaat ediyor. Hususi maiyet vaat ediyor. Ben onun için razı geleyim, zevk alayım. Feryat figan etmeyeyim Ama bazı dayanılmayan haller olur içe i̇şte vücut zahiren o başkadır. Ah eder, o oh eder. Ama yine de hasta ziyaretine gelen veya derdini sorana çok e, şikayetlenmemek lazımdır. Acizlik belirtisi olarak bir ah uh olur yani. Ama tabi mesele beni mi bulduğu meselesi fikri o çok büyük bir dalalettir, felakettir. Ama Müslüman zaten devamlı elhamdülillah ala külli hal her halükarda hamde devam eder. Yani Müslümana yakışan da budur. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hadis-i kutsidir bu da. Evet. İda emrazdu abdi kulumu hasta ettiğim zaman felem günü <laughs> ile uvadihi hasta ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse diyor. Allah Allah. Görüyor. Senin ne diyeceğini biliyor. Ebdeytu ebdeltu lahmen hayran min ve demen hayran min Ona diyor öyle bir et veririm ki o taşıdığı vücudundaki hasta etlerden daha hayırlı olur kanını da değiştiririm diyor. O hasta kandan daha zaten bütün hastalıklarda illa kan kirliliği vardır. Kanla vücuttu biliyorsunuz. Bütün hücreler kanla çalıştığı için efendim bugün de doktordan geldim. zaten bayağı da bir bilgim var size. Yarım saat kadar bilgi verebilirim yani bu kan meselesi hakkında. Et meselesi hakkında falan. Mübarek adam da anlatıyor anlatıyor. Ben de dinledim yani. Şimdi tabii ki vücut kanla çalışıyor ama allah Teala adamı kansız da yaşatabilir mi? yaşadı. Oksijensiz yaşatıyor ya İsa Aleyhisselam bu mesela. İşte. öbür türlü ilahiyatçılar gibi oksijeni ölçerek burada yaşayabilir, burada oksijen var. Öbür tarafı ölçer, burada oksijen yok, burada yaşayamaz. Ayet var, hadis var desen adam diyor oksijen yok diyor yani. Ha, o başka bir şey. Allah adamı kansız da yaşatır. Onu söylemiyorum. Ama diyor ki Rabbim hastalığını diyor ziyaretine gelenlere şikayet etmezse beni etinden daha hayırlı yeni et, taze et, Kanından daha iyi taze kan, temiz kan değiştiririm diyor. Yani sen uğraşıyorsun kaç türlü, efendim kaç kova kan lazım. Bilmem ne şudur budur. Halbuki Mevlana buyuruyor, kan benim elimde diyor. Şikayet etmesin diyor, kanını değiştireceğim diyor yani. Bu hadisi kutsidir ya. Yani. Ama hala tabii kürsüden konuşuyoruz, aşağıdan dinliyoruz. Başımıza geldiğinde bu şuurda olamıyoruz. Hep sohbet lazım yani. Devamlı sohbet lazım. Hele ki bu kaset, hani bunların sohbetlerin kaseti olsa da, bunlar devamlı insanın yanında olsa da, böyle zamanda dinlese daha fayda ediyor ama bazısını da hepten damarına basmaya gör. O da diyor, kapat şimdi diyor ya ben burada bas bas bağırıyorum canım. Ya sabır, sen sabır ediyorsun, nasıl sabır edeyim dayanamıyorum, şudur Şu budur. E öyle de raydan çıkartmamak lazım biliyor musun? Adam orada bas bas bağırıyor, cübbeli hoca dedi ki falan. Adamı da bana sövdüreceğim, mübarek adam sen. Adam, öyle de yapma yani. Gidip de adama, adama da bir geçmiş olsun de yani. Nasılsın geçmiş olsun, Allah şifa versin kardeşim, şudur budur. Hepten öyle, ne bağırıyorsun be sabretsene. Ha, ayet var, hadis var. Öyle olmaz ki adam inkar eder, gavur olur ya. Öyle yapma kardeşim bak, yaklaşımlarınız doğru düzgün olsun. Biz de hastaneye gidiyoruz, biz de dertliye gidiyoruz. Kanserden inleyene gittik, bu kadar insan ziyaret ediyoruz. Hiçbirine, ya sen ne biçim şuursuz musun, nesin ya, gafil misin kardeşim? Falan ayet var, hadis var, bağır. Böyle denmez ki ya. Ama bu kadar fazileti var bu kadar fazla. Öyle mi değil mi şimdi? Birisinin çocuğu öldü mesela. Gittim o zaman çok evvel. E orada toplanmıştı kalabalık insanlar. E ne yapacağız şimdi? Tabii ki başsağlığı dilemek çok sevap. Ama ona bir hadis-i şerif rivayet ettim. Ev sahibine mesela. Adam da sakallı namazlı abdestli bir kardeşimize. Var 20 sene. Dedim ona ki mesela bir hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ kabadallahu veled abdi Allah bir kulunun çocuğunun ruhunu aldığı zaman o kulunun ne yaptığına bakar. Eğer o elhamdülillah ala kulli hal. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. E biz Allah'ın malıyız, onun mülküyüz. O verdi, o aldı. <laughs> Resulullah Efendimiz'in çocuğu vefat ettiğinde sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim oğlu veren o, alan o Verdiği onun, aldı onun ve kullun indehu bi Her şeyin eceli var, vakti, saati var. Ha, bu. Denmesi gereken bu. Böyle bir da bulunursa inna lillâh ve inna liraci'un demek istirca demektir. Efendim allah Teala meleklerine sorar. Tabi Allahu Teala her şeyi yapandır, yaratandır ama böyle şahitli, ispatlı, yazışmalı işler yapar. Rabbimizin ahlakıdır bu, sünnetidir bu. E kabazdum abdi kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Soruyor meleklere. Ne kalu ne aldık ya Rabbim. Emir kulu melekler. Acısalarda bir şey yapamazlar. E semara tefuadi kulumun gönlünün meyvasını aldınız mı? Yani çocuk gönül meyvasıdır. Hakikaten zor. Allah imtihan etmesin. Evlat acısı çekenler biliyorlar. Anlatıyorlar bize böyle bir şey nasip olmadı. Elhamdülillah afiyetinden dolayı Allah'ımıza hamd ederiz. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Kalu aldık derler. Peki Mevla sorar. Kale Mada kale abdi? Peki kulum nasıl karşıladı bu işi? Halbuki görmüyor mu? Görüyor ama sorması usulü var. Cilvesi. Hamide ve starca'a sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'ın Allah'a aitiz, ona döneceğiz. Rıza gösterdi, teslimiyet gösterdi derler. Mevlada da buyurur İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semu beytel hamd. Bu kuluma cennette bir köşk bina edin ve o köşkün adını da Hamd Köşkü takın. Köşkün adı Hamd Köşkü. O çocuk da hele ki bulu ermeden ölmüşse zaten babasının feratıdır. Cennette bekleyicisidir, günahlarını affettiricisidir, şefaatçisidir. Böylece Allah'ımız kuluna bir şer yapmış olmaz. Hep hayır yapar. Bu hadisi okudum mesela. E dinlediler, e, ferahlendiler değil mi? Şimdi e, iyi olmuş ya senin çocuğunun öldüğün, iyi ki ölmüş denmez ki adam ana. Ama şimdi bak bu hadis-i şerife göre sen de Müslüman adamsın elhamdülillah dedin, inna dedin bak kazandın. İnşallah cennette hamd köşkün var falan. Böyle konuşmak lazım der. Bizim her konuştuğumuzu alıp da her yerde konuşulmaz. Yerine göre konuştuğumuzu konuşmak lazımdır. Adam da memnun oldu, şudur budur. Bir başkası bizim akrabadan öyle çocuğu öldü. Ona da gitmiştim bir kere. Ona da biraz bir şey ayet hadis okuyayım dedim. Kadıncağız kalktı bana. İşte dedi böyle konuşuyorsun onun için hapse atıyorlar sen dedi işte. <laughs> ben de ne diyeyim şaşırttım kaldım yani ben onun iyiliğine ayet hadis okuyorum ama belki ben de yanlış konuşmuş olabilirim. Yani yaklaşım tarzı olarak. Ayet hadisi yanlış okumam da. Mesele ne? Kellimun nase ala kaderi ukulim. İnsanlara akılları havsalelerinin aldığı ölçüde nispette söz söyleyin. Bu hadis-i şeriftir. Yani ayet hadisi anlamayacak adama da ayet hadis okumak da o da iyi bir şey değildir. Alay konusu olur. Ama ben teke teke çıktım. E ben orada herkese göre konuştum. Kimisi alay eder o başka. Ama ben iki kişi alay edecek diye iki bin kişi hidayet bulacak olan bir konuyu gizleyemem ki. Öyle bir yer olduğu zaman doğru bildiklerimizi konuşuruz. Onun için şimdi elhamdülillah herkes diyorlar ki, aa bu terörist değilmiş, e, paranoyalarımız silindi, e, bundan korkulacak bir şey yok, bu da bizim gibi normal adam, vatandaş. Elhamdülillah bizim de istediğimiz oydu zaten. Bizi öcü gibi görmeyin, vatandaş olarak kabul ederseniz teşekkür ederiz. Öyle değil miydi mesele? Mesele sadede geldik yani değil mi? Maksat hasıl oldu mu? Hasıl oldu. Adam inanır inanmaz. O onun bileceği. Kimisi alay eder, kimisi dalga geçer. Şimdi Allah bir özgürlük vermiş kullarına. Adam kalkıp Allah'a da sövüyor haşa. Şimdi Allah onun da hemen gırtlağını sıkmıyor görüyorsunuz. allah Teala böyle imkanlar tanımış kullarına. Şimdi biz ona bakamayız. O genel bir durum olur. Buradaki konuştuğum gibi orada tabii ki efendim gereken konuşulur. Ama özelde yani teke tek ilişkilerde bunlar çok önemli. Hasta ziyaretine gittiniz, kız istemeye gittiniz vesaire. Böyle bir meclislerde o meclisin ortamına göre konuşmakta fayda vardır. Aksi takdirde yani neye benzer? Hadis-i şerifte de buyuru, buyuruluyor. Çok değerli bir mücevheri kalkıp da bir insan e, gidip de efendim e, Hınzır'ın e, boynuna takar mı diyor? Takmaz. Onun için diyor ehli olmayana ayet hadis okuyanlar da diyor, efendim bu gibi mücevheri, altını, pırlantayı kalkıp da e, efendim ahırdaki hayvanın boynuna takmaya benzer. O da İslam'a hakaret olur. Niye karşı taraftaki adamı e, ayete hadise güldüreceksen, hususi olarak özelde konuşuyorum, o zaman da bunu yapmamak lazımdır. Onun için hasta ziyaretine gittiğin zaman veyahut ölü cenaze taziyeye gittiğin zaman, buralarda tabii ki sabrı tavsiye vardır. Ama adama da sevinir gibi de işte sen çok kazandın işte efendim şu dur budur o denir. Ama iyi oldu gibi de denmez. Sabredin Allah sabredenlerle beraber. Allah Teala hakkı tavsiye edenleri, sabrı tavsiye edenleri husrandan istisna ediyor. Ne buyuruyor? Vel asr asra yemin ederim her sahabe-i kiram her mecliste almadan bu sureyi okumadan kalkmazlardı değil mi? Asra yemin ederim yani ikindi namazıdır, yüz senelik zaman dilimidir, asrın birkaç manası var. İnnel insan elefi huzur. İnsan cinsi, bütün insanlar elbette mutlaka zarar ve ziyandadır. İllellezine amenü ve amilü salihat. Ancak ehli sünnete göre doğru inananlar, ondan sonra İslam'ın vazifeleri, İslam şartları olan salih amelleri yerine getirenler, ve teva sav hak hakkı birbirine tavsiye edenler doğruyu birbiriyle vasiyetleşenler ve teva sav bil sabri sabırı birbirine vasiyet edenler tavsiye edenler bunlar müstesna yani bu ne, ne, demek adamın başına bir sıkıntı geldiğinde sen ona işte bu gibi ayet hadislerle müjdelerle yaklaşırsan adamı sabra teşvik etmiş olursun sabrı tavsiye edenler ama öbür türlü nedir sabırsızlık tavsiyesi feryat figan tavsiyesi ben senin yerinde olsam böyle daya sabretmezdim. Bak şimdi bak. Görüyor musun şimdi? Şeytan, şeytan alüzüm yok Şeytan emekli. İstirahata ayrılmış. Adam geliyor diyor ki ben senin yerinde olsam böyle sabretmezdim. Ne yapardın? Kırar geçirirdim ortalığı. Numara ha. Kendisi de bir şey yapacak hali yoktu. Adamı gaza getiriyor. Yahu kardeşim allah Teala buyuruyor ki ancak birbirine sabrı tavsiye edenler zarardan kurtulurlar. Öbür türlü sen diyorsun ki adama bağırsana, çağırsana, vursana, kırsana. Ya bu olur mu? Sen zarardasın. Ahirette husrandasın. Perişan olsun ahirette ya. Dört tane madde koymuş. İman, ameli salih. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Mutlaka sabredeceğiz. Birbirine de sabrı tavsiye edeceğiz. Bağır, feryat et, kır geçir. Böyle bir şey yok. İslam bunu istemiyor. Başka ayet Inna İnnallâhü hübbü sabirin. Allah kimleri sever? Sabredenleri sever. Allah'ın sevmesini ne demek? Ki. Celle şanu, Celle celalu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kimleri sevdiğine dair bazı ayetler vardır. O da özel bir konudur. Yani allah Teala Kur'an'da kaç yerde şunları severim buyuruyor. Mesela o kullardan Allah yuhibbul mühsinin Allah iyilik sahiplerini sever diyor mesela. Sabredenleri sever sabrın hiçbir mükafatı olmasa ya ben bu işe sabredeyim Rabbim beni sevecek. Böyle düşünsen bu bile insanı sabra teşvik eder. Allahu Teala'nın özel muhabbetini, sevgisini kazanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sabru nisful iman. Sabır nedir? İmanın yarısıdır. Çünkü iman el iman nisfan iki parçadır. Bu hadis çok geçiyor. Fenisfun fi sabr ve nisfun şükür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan yaşadığı sürece iki şeyle karşılaşır. Ya istediği şeylerle ya istemediği şeylerle. İstendik şeylere şükür gerekir. İstenmedik şeylere sabır. Hem de beraber tabii. Ham zaten sabırla beraber. Ama nimete şükür olur. Belaya sabır olur. Belaya şükür olmaz. Çünkü len şekerdüm ne denneküm. Şükrederseniz artırırım diyor ya. Ya Rabbi belamı artır demek olur. Onun için hastayım da şükür olsun. Yani ağrım daha mı artsın istiyorsun? On tabii ifade değişikliğidir ama e, belaya karşı ham tabirini kullanmak lazımdır. Nimete karşı şükür tabirini kullanmak lazımdır. Yani bunlar ilmi istilahlardır. Bilmekte fayda vardır. İnsan ne zaman ne isteyecek, ne dua edecek, Allah'ına ne şekil efendim Celle Şanuhu Celle Celaluhu mukabelede bulunacak. Yine bir hadis-i şerif. Ha iman işte iki parçadır dedik. Ya şükürdür ya. Mesela zekat nedir? Yani bir taraftan sabır var her sene onu hesap edip vermek meselesi. Bir taraftan da verilen mal ve nisap nimetine şükürdür. Yani bazısı iç içedir. Hac, beden sağlığın varsa gidebiliyorsun. o hem bedenin sağlığına şükürdür. Haçta hem beden çalışıyor. Hem de para harcıyorsun orada. O da mesela mal nimetine şükürdür. Herkese var değil. Mesela. Bir yandan da ne var orada? Sabır var. Çünkü çekişmeyeceksin, sinirlenmeyeceksin, bağırmayacaksın, ihram yasağına girmeyeceksin. Yani bütün ibadetleri bir düşünürseniz içinde mutlaka hem bir Allah'a karşı ibadet, kulluk ve şükür ifa edilirken bir yandan mutlaka her vazifede de bir sabır vardır. Yani namaza duruyorsun, sabır değil mi? E ya kaç dakika zaten kılıyorsun 4 rekatı dört dakikada. Bazısı da üç buçuğa da düşürüyor, onu hepten namazda gidiyor. Ya bir rekat bir dakikadan aşağı olmaz zaten de. Ama yani 40 dakika oturuyor bir şey yok. Namaza durur durmaz telefon çalıyor ya. O da hemen düşünüyor ki ya biraz tekiske geç dursaydım telefona cevap verirdim. E ne var? O anda duruyorsun duruyorsun konuşuyorsun bir şey yok. Namaza duruyor kapı çalıyor. Ha şimdi yasak olmasa gidecek kapıyı açacak. Ama şimdi namaza girdim ihram tekbiri haram etti sana. Aynı ihrama girmek gibi. Namazında iftita tekbirinin bir adı nedir? İhram tekbiridir. İhram ne demek? Haram etmek demek. Şimdi konuşmak helal. Namaza dursam şimdi konuşmak ne oldu? Haram oldu. E şimdi yemeğimde su var, susadım içebilirim. Şimdi helal namaza dursam ne oldu? Haram oldu. Şimdi o kadar boş zamanda aklına gelmedik şeyler. İhram tekbirini getiri getirmez hemen ağzım kurudu, kapı çaldı, şöyle karnım ağrıdı. Ya dur be, 4 dakika zaten kılacağın namaz. 40 tane mesele çıktı ya. Ha işte o hep sabır zorlanıyor yani. Ya şeytan zaten kaçıyor kaçıyor. Ezandan kaçıyor, kametten kaçıyor. Ve le Yellene yellene kaçar diyor Buhari hadisinde. Zorundan. Hiç istemez ezanı kameti duymayla. Ama adam namaza başlarken diyor gelir diyor. Üzgür geze üzgür. Şunu hatırla bunu hatırla. Şu şöyle oldu bu böyle oldu falan. Zaten selamı zor verirler. Fark eder misiniz? Sizde de oluruz. Bu da selamun aleyküm der hemen. Ya şu ne oldu? Çünkü neden? O namazda aklına geldi ya unutuyor ki de böyle. O anca namazda geliyor öyle şeyler. Onun için selam veri vermez ya unutmadan söyleyeyim. Şu mesele ne oldu? Cık. Çok böyle rastlıyorsun. Namaz biter bitmez hemen adam konuşmaya başlıyor. Halbuki namazdan sonra feyda farak tefansab elem neşrahte geçiyor? Namazını bitirdin biraz dua ve zikirle kendini yor diyor. Yor. İşte Sübhanallah elhamdülillah onlar niçin? Namazın peşine zikir lazım, dua lazım. Ama hemen selam veri vermez. Bazısı yarım yamalak veri vermez hemen hemen İmamdan evvel bile veren var. İmamlar da mübarek çok uzatıyorlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene kadar adam e, boynu koptu sağda kaldı adam. E şimdi adam zaten bir dakikada dedi. E biz esselamu aleyküm ve rahmetullah de e, imam uzatıyor. Onun için diyorum sünnet uzatmamaktır selamda. Hadis-i şerifte sünnet nedir? Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm rahmetullah. Böyle demek lazım. Çünkü adam senden önce sola da verdi. Adam sağda kaldı imam. Cık. Yani sabır sabır anlatabiliyor muyum? Duramaz yani. ha. E boynu öyle kalıyor. Döndürmek istiyor. Döndüremiyor. İmam uzatıyor. Böyle yapmamak lazım. E i̇mam da sünnet üzere yapsa da cemaatta bu sıkıntı olmaz ama. E ne yapacak? Rukudan kalktı mı bir Rabbine alkele hamd diyecek kadar. E demek de sünnet ama en az diyecek kadar durmak lazım. Teadil erken vaciptir. Farz diyen de var. İmam Ebu Yusuf'a göre farz. E şimdi orada bile durana kadar bazı imamlar şöyle tam bir durayım diyene kadar pat 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 armut gibi dökülüyor bütün cemaat. Eğer caminin yeri taş değil de tahtaysa sen sayıyorsun zaten kaç kişi eğildiğini yani. <laughs> tak 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 taşıyor. İmam da ayakta yani. Sabır yok. Allah'ın huzurundayım sabır yok. Yani iman iki parçadır. Yarısı sabırdadır. Yarısı şükürdedir. E sen şükür için Allah'a ibadet ediyorsun namaz kılıyorsun ama bir sabır lazım. Farzı var vacibi var bunu yapacaksan... E değil mi? Rabbena el diyecek kadar. E dur ya. Lastikli gibi sanki aşağıdan çeken var. Yani hemen eğiliyor ya mübarek adam. Tadil erken. O tadil erken ne sabır işidir biliyor musun? Hani bir kere yapar, iki kere yapar. Oho yine koy verecek. Bir sıkıntısı var, aceleci var, telaşı var. Ya olmaz. Evet benim telaşım var. Ne olacak o zaman? E ne yapalım? İşte dört dekat ilk sünnet. Dört dekat öğlenin var, iki dekat son sünnet. Hatta bazı da sofuluğu tutar, dört de son sünneti kılacak. E tamam, kıl, Allah cevabını versin. Ama vaktim yok, işim var, ne olacak? Patküt kılacağım. Ya patküt kılacağını bari dört kadar farzı kurtar ya. Dört dekat farzı doğru kıl da bari borçtan kurtul. İki sünnet, dört sünnet kılayım derken hepsini efendim çabukluktan, aceleden, sabırsızlıktan ne yapıyor? Reddettiriyor. Reddettiriyor. Hep bunlar her gün başımızda. Her gün başımızda. Onun için Allah'ım Celle Celaluhu belalara, musibetlere karşı demiyorum çünkü bela, musibet bize vermesin. Amin. Yani belaya sabır ver demek iyi değil. Niye bela verme diyeceksin. Şimdi Allah'tan sabır isterken dikkat edelim. Sahabeden birisi sabır istiyordu. Ya Allah'ın yeselüke sabır, Ya Rabbi senden sabır isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen başında bir bela var mı? Dedi yok. Niye sabır istiyorsun dedi. Yani gelirse bela sabır Dedi ki sen Allah'tan bela istiyorsun dedi. Bak şimdi duayı da dikkat edin. Öyle bir şey yokken durup dururken ya Rabbi bana sabır ver. E ne bir şey yok ki? O zaman ne isteyeceksiniz? Hadi bakayım söyleyin. Afiyet. Dünyada ve ahirette Allah'tan istenenlerin en eftali afiyettir. Afiyet ne demek? Belasızlık. Allah ve afiyete. Fid dünya ve ahirette. Dünyada da ahirette de afiyet isterim. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada iyilik güzellik, ahirette iyilik güzellik. Bela istemenin bir lüzumu var mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birini gördü sahabeden böyle yolunmuş şeye dönmüş. Gü güvercine, kuşa dönmüş, civcive dönmüş, yolunmuş. Tiri, tiri, tiri Her türlü hastalık vurmuş ona yani. Dedi ona ki sen dedi bir dua ettin mi dedi Allah'a. Bir şey yok mevzu. E ettim ya Resulullah. Ne ettin? Dedim ki ya Rab ahirette ne bela vereceksen hepsini burada peşin ver. <laughs> Be adam dedi Allah zengin illa sana burada bela vererek mi seni kurtaracak? Afiyet isteyemez miydin dedi. Yani belasızlık isteseydin Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirette hasene. Orada vereceğini burada ver deyip de titremenin bir lüzumu yok. Onun için en büyük dua sabah akşam terk edilmeyecek dua. Allahümün yeselüke'l afiyete fid dünya ve lakir. Arapça bilmiyorum hoca efendi. Allah Türkçe de anlar. Deksin ya Rabbi ben senden afiyet istiyorum. Bana bela verme. Ha bela gelirse o zaman sabır iste. Ama bir bela yokken sabır istemen de manası yok. Evet belasızlık. Allah dostlarından birisi. Ya Rabbi bir saat afiyet isterim. Bari bir saat ömrümde hayat ölmeden bana bir saat afiyet falan. Dediler ki Efendi Hazretleri ne var? Ya bu kadar dediler başında bir bela yok. Rahat rahat oturuyorsun yatıyorsun yani. Ama bir saat bari bir afiyet istiyorsun. Bunu e, manasını anlayamadık dediler. Tabi tasavvuf elinin konuşma şekli farklıdır. O zat da dedi ki evladım dedi. Bir saat istiyorum ki Allah'tan başka hiçbir derdim olmasın. Sırf Allah'ın huzurunda olayım böyle bir. Devamlı dedi aklımıza bir şeyler geliyor. Onun için dedi bir saat olsa ki Rabbimden gayrisini düşünmesem o ona afiyet sayacağım dedi. Esas manevi afiyet başka bir şey. O günahsızlık afiyeti, Pasifkandan kurtuluş afiyeti o başka bir şey. Ama zahiren afiyet bildiğimiz belasızlık. Yine hadis-i şerif: sabr sabru min kunuzil cennet." Sabır nedir? Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Aç germeden buyur Resulullah: "İnne <laughs> ma yuvaṣṣabirūna <laughs> ecrahum hisab." Her gece ecri sevabı verilecek. Efendim, hesap edilecek, verilecek. Ne amel etmiş bunu? Ne alacağı var bu? Bire on bire yüz katla, ver. Fakat sabredenler getirilecek. Mevla buyuracak ki, bunlara tartı, mizan kurmayın. Bunları böyle koyun. Bunlar dünyada çok sabretler Ne olacak? Bunların başından aşağı sevapları, mükafatları, dereceleri akıtın. Onlara öyle bir tart, yani bir gayri hesap, bak hesapsız sabredenlere Hesapsız cevap verilecek. O zaman dünyada bela, başlarına bela gelmeyenler yani belli dereceler kazansalar da onlara imrenecekler. Başlarına bela gelenler de ne diyecekler? Keşke dünyada diyecekler bu derilerimiz, etlerimiz lime lime kesilseydi, makaslarla doğransaydı da daha fazla cevap alsaydık diyecekler. Çünkü ahiretinki sonsuz. Buranınki geçici. İnlemesi de geçer. Efendim gülmesi de geçer. Ağlaması da geçer. Sultanlar da mezarda, yoksullar da mezarda, de, zalimlerde, mazlumlarda, hepsi mezarda. Hepsi bitti, hesap başladı. Tamam. Hesap başladı, amel bitti, hesap başladı. Onun için sonuna bakalım. Sonu muteber. Rabbimizin rızası üzere gittikten sonra e, sabredene işte hesapsız mükafat verilecek ayet-i kerimesi. Hiçbir amele karşı vaat edilmemiş. Hesapsızlık. Sevap bakımında. Onun için cennet hazinelerinden bir hazine. Yine bir hadis-i şerifte. Fis sabr ala ma yukru, hayrun ketir. Ve alemenne fis sabr ala ma tekruv hayran ketira. Diğer rivayetinde var. Şunu bil ki diyor, istemediğin şeye tahammül etmende çok büyük hayırlar olacak. Hepiniz hakkında geçerlidir bu. Şer görürsünüz hayır olur. Hayır görürsünüz şer olur. Siz Allah'ın yazısına rıza gösterin. Ama bu o hastalıktan kurtulmak için ilacına başvurmayın demek değil. Ben fakirim Allah böyle yazdı da ben onun için gidip ekmek de kazanmayayım, çalışmayayım da böyle sabredelim. Biri belki bize bir şey getirir. Bu değil. Bunlar yanlış meseleler. Sen elinden gelen sebebe sarılarak tedbirini alarak Mevla ne yazdıysa zaten o olacak. Ona rıza göstermek meselesidir. Yoksa ben akşama kadar canım çıktı çalışıyorum, öbürü yatıyor oradan benden daha zengin. Bu kadere itiraz meselesidir. Allah muhafaza. Yine bir hadis-i şerifte لَوْ كَانَ الصَّبْرُ kerimen. Sabır diyor, insan şekline girip de ortalıkta aramızda şimdi sabır mefhumu bir adam olarak gelseydi elbette adı Kerim olurdu diyor. Kerim ne demek? Çok iyi insan demektir. Yani. Sabırda hiç şer yok yani. Sabırda hiç şer yok. Vallahi yuhibbu sabirin. Allah ki sabredenleri seviyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanın tarifi soruldu. İmanın şubeleri demektir bu. Yoksa iman biliyorsunuz kaç şeye inanmaktır? 6 esasa inanmaktır. Bazıları kadere lüzum yok diyorlar. Onlara lüzum yok hiç. Onlara hiç inanmaya lüzum yok. Şimdi iman 6 şeye inanmaktır. Ama imanın neleri vardır? Şubeleri vardır. İman efendim 70 küsur şubedir. Yani faziletli ameller imandandır. Bir parçadır. Mesela imatatül eda anit tarik. Şubetü iman. Yolda bir taş görsen e, birinin ayağına çatar veya bir ama gelir gözü görmeyen birinin dikkati dağılır gelir vurur taşa düşer bir yeri kırılır. O taşı kenara çeksen bu da imandan bir şubedir mesela. İman sorulunca ne buyurdu? E, Sabru ve sebaha. İman nedir? İmanın bir parçası sabırdır. Bir de cömertlik, müsamahalı olmak. Yani ne diyorsunuz şimdi? Tolerans, tolerans diyorsunuz ama o da Türkçe bir laf değil. Fakat yani müsamaha Arapçadır ama Türkçeleşmiştir. Yani tahammüllü olmak, insanların efendim yaptığı hareketlere, davranışlara karşı geniş olmak, hemen parlamamak, bağırıp çağırmamak, idareli olmak, değil mi? Evet. Bunlar imanın şubelerindendir. Bir de Hz. Ömer Efendimizin bir kelamı var. Onunla 12. farz bitmiş oluyor ha? İnşallah. Allah'ım amele muvaffak eyle. Amin. Evet. İnsan işte Hafız Efendi aşırı şerif okudu. Orada da Rabbim neler buyurdu mesela. İmtihan edeceğini beyan etti. Efendimiz insan izâ rabbu ve rabbi Ben insanı imtihan ederken diyor, İki türlü imtihan ederim ya zenginlik, mal, sıhhat veririm ya da başına bela veririm. Kıtlık, fakirlik ver. İkisi de imtihandır. Erracül indel imtihan yukrum yuhan. İmtihan olunacak adam Allah tarafından ya değeri artırılarak imtihana tabi tutulur ya değeri alçaltılarak. İkisi de imtihan. Ben adama diyor bolluk nimet verdiğim zaman fekulu rabbi ekramen. Kalkıp der ki Rabbim bana değer verdi. Ama bunu şükür manasında demez. Ya ne der? Sana niye vermedi de bana verdi? Çünkü ben hak ettim. İşte burada batırır. Burada batır. Efendi okuduğun aşırda bu da var. Bu da buraya uygun, bu derse uygun bir yer mesela. Rabbim bana değer verdi. Niye? Allah bilmez mi kime değer vereceğini? Allah senin gibi adama zenginlik verir mi? diye kalkıyor adama hakaret ediyor. Halbuki yanlış yapıyor. Öbürü de ve emma idâ mebtelâ fekader Ben adamı imtihan edeceğim diye Fecir suresinin ayetlerini okuyorum. Hafıza ben okudu suren tamamını. Rızkını dar edersem diyor. Fekul Rabbi ihanen. Adam da der ki Allah bana ihanet etti. Yani Allah beni ihanet biraz Türkçede yanlış konuşuluyor. Hıyanet yerine ihanet deniyor. İhanet alçak etmek demek. Rabbim beni alçak etti. Halbuki Mevla buyuruyor. Kella. İki anlayışınız da yanlış. Mal, mülk, sağlık, sıhhat verdiğime benim katımda şerefli olduğu için değer vermiş değilim. Hastalık, fakirlik verdiğime de benim katımda değersiz olduğu için bu şekilde muamele etmiş değilim. Ya ikisi de imtihandır. Bir hadisi kutsi vardır. Bunun tefsirinde orayı açıyor la ukrimu men dünya. Ben değer vereceğim adama dünya malının çok vererek değer vermem. Değer verdiğimi göstermem. Ve la uhinu men Ben alçak edeceğim adamı da fakirlikle, dünya azlığıyla alçak etmem. İnne ukrimu men taati ve uhinu men bi maasiyati. Ben kime namaz, abdest, ibadet, zikir, Kur'an, sohbet, ilim, fıkı nasip edersem ona değer verdiğimi göstermiş olurum. Ben kime günah takdir ettiysem adam içki kumar, faiz ve vesaire haramlar efendim müptela olursa onun değersizliğini göstermiş olurum. Benim katımdaki değersizliğini göstermiş olurum. Onun için kardeşler devamlı imtihan. Nimetle de imtihan. Belayla da imtihan. Hastalıkla da imtihan. Sağlıkla da imtihan. Evet. Mevla bizi böylece imtihan ediyor. Allah'ım kazananlardan eylesin. İnna vecedna hayra aishina fi sabr. Hazreti Ömer Efendimiz biz en hayırlı yaşamayı, hayatın en hayırlı kısmını sabırda bulduk diyor. Ve cemiu gayril mümin fi sabr <laughs> saatin bir müminin diyor hayatında kazanacağı bütün hayırların tamamı diyor bir anlık sabra değer diyor. Yani insan bir an sabreder. Yani sabır da lütfen burayı da güzel anlayalım. Mesela Çocuğu ölen bir adam kalkıp işte dövündü, bağırdı, çağırdı. Bu sabrı bozar. Ağlamak serbest. Gözden yaş akmak serbesttir. Buna bir misal olarak veriyorum. Bu illa çocuğun ölmek diye olmayabilir. Evin yanar, dükkanın yıkılır vesaire sel olur, yel olur, zelzel olur, afat olur. Allah muhafaza eylesin. Bütün vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Ama sabrın da bir tarifi vardır. Bu bir defa ilk anda olmalıdır. İkincisi de efendim Allah'a teslimiyet inna diyerek olmalıdır. Yoksa mesela bir hadis-i şerif bunu beyan eder. Kadının birinin çocuğu ölüyor. O da gitmiş mezarının başında çocuğun ağlıyor, dövünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları nehyetmiştir. Leyse minna men nadamel ve şakkal cüyübe ve bi Başına bir bela geldiği zaman yanağına tokat atan, böyle vururlar. Yakasını yıpratan, böyle bütün birden yıpratırlar. Bir de cahiliyet lafı yapan, yani beni mi buldu? Bunlar bizden değildir. Hadis-i şerifte. Hadis-i şerif Bukhari'dir. O zaman ne yapmak? Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ağlamıştır. Sahabe-i kiram dediler, ya Resulullah sen de mi ağlıyorsun? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem innemâ maadi rahmetün. Bu bir merhamet eseridir. İnne ve yerhamullah min ibadi ruhama. Allah kullarından ancak merhametlilere merhamet eder. Acıyanlara acır. Hepten ağlamamak, taş gibi olmak da merhametsizlik göstergesidir. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil müminine raufur rahim. Allah'ın rauf rahim isimlerini almıştır. Esirgeyen, acıyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamaz olur mu? Ağlamıştır. Efendim merhamet. Ee, adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununu Hazreti Hasan Hüseyin'i öperdi mesela. Birisi gördü. Aa torununu mu öpüyorsun? Benim şu kadar çocuğum var şu kadar seni. Birini öpmedim. Resulullah abone inna Allah yenziyor rahmete ve la yenziyor rahme illa min kalbi şekri. Allah merhameti ancak dedi bedbaht eşkıya adamların kalbinden acıma sevme duygusunu alır. Sen bedbahtsan ben ne yapayım? Ben e, rahmet peygamberiyim dolayısıyla nebiyur rahme. E, ben öperim torunumu. Severim. E öldü mü ağlarım. İnnel aynet etma ve'l kalbe yahzen. Gözden yaşakar, kalpte üzülür ve inna bi ya İbrahim la mahzunun. Oğlum Ey İbrahim dedi senden ayrıldığımıza üzgünüz çok. Ama ve la nequl illâ mâ yarda rabbuna. Biz ancak Rabbimiz neden razıysa o sözleri söyleriz. Rabbimizin razı olmadığı bir kelam etmeyiz. Yani işte demin dediğim sabrın tarifi bu. Yoksa ağlamak sabır değil. İnsan ağlayabilir. Ama bağırmak Niyahat diyoruz ağıt yakmak, böyle ölünün ardından ağıtlar yakmak, onun mehasinini güzel işte ee, hallerini anlatarak ağıt yakarken bağırıp çağırmak bunlar yasaklamıştır. O kadın da çocuğunun mezarının başında ağlarken sesli, sesli ağlamak yasak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken buyurdu ki ona Ey hanım Allah'tan kork sabret yani ağlama demedi ona. Buyurdu ki, bağırıp çağırma. İçin içine ağlayabilirsin. Ama Allah'tan kork, sabret. Kadın da tanımadı Efendimizin Resulullah olduğunu, sallallahu aleyhi ve sellem, o kendisine o söz söyleyenin. Dedi ki, işine git dedi ya, senin başına geldi mi dedi benim başıma gelen. Böyle bir laf etti kadıncağız. Sonra geldiler ona, de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, Laf'a laf'la mukabele etmez, kötülüğe kötülükle mukabele etmez. La yezib isseyyet isseyye. velakin Ve, velakin ya'fu ve esvah. Ahlak-ı Nebi kitabında baktınız. Efendimizin ahlakını yazdık o kitabı. Yutun ezberleyin yani. Orada neler var? Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affeder görmezden gelir. Hiç cevap vermedi. Devam et. Geldiler kadına dedik. Ya sen ne yaptın? Ne yaptım dedi. E dediler Resulullah idi sallallahu aleyhi ve sellem sana bu vasiyeti yapan. Aa görüyor musun dedi. Ben Resulullah'a ne laf ettim şimdi. Çocuğum ölmüşten beter oldum dedi ya. Çocuğum ölmüşlüğünü unuttum dedi şimdi ben. Peygamber'e kalktı git işine diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bak imtihan. Doğru gitti ya Resulullah. İşte ben e, tanıyamadım sen olduğunu işte şudur budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bana göre bir şey yok. Yani ben seni affederim benim sana bir kızgınlığım olmasına. Ama sen sabrın çok sevapları vardı, cennette dereceleri vardı, çocuğu ölene büyük müjdeler vardı, işte hamd köşkleri neler neler. Hepsini kaybettin. Bütün yan gelirleri kaybettin dedi. Niye kaybettin? E ben işte sabrediyorum tamam daha, daha. İşte bağırmayacağım. İnnemel sabru indes sabmetil ula. Sen dedi sabır ne zaman olur? Darbeyi ilk yediğin anda olur. Darbeyi ilk yediğin anda, İnne alillah diyebildinse, Bu inne alillah meselesi, Öyle büyük bir duadır ki bu geçmiş ümmetlerin hiçbirine nasip olmadı. Yakup Aleyhisselam bile bilmiyordu diyor. Eğer Yakup Aleyhisselam innalillallah duasını bilseydi Yusuf Aleyhisselam e, efendim kayboldu e, kurt yediği meselelerinde onu derdi. Ya sefa ala Yusuf vay Yusuf'un başına gelenler dedi mesela innalillah demedi. Kur'an'da geçmiyor. Onun için Allah bu ümmete çok büyük sevap verdi. Hatta diyor ki başına bir musibet gelen her hatırına geldiğinde o eski geçmiş de olsa inna lillah dese sevabı tekrarlanıyor. Mesela ben insülün iğnesini yaparken böyle arada bir, bir inna lillah diye batırıyorum biliyor musun? 25 senedir sevap devam ediyor yani. Çünkü hatırlıyorum ilk vurdu bana 25 sene evvel. O zaman diyordum ben nasıl iğne vuracağım ölmem lazım diyordum. Sonra alıştık şimdi 6-7 ne bulursak her tarafımızdan iğne yapabiliyoruz. Ama ne lazım? Şuur lazım. Sen orada iğneyi sokarken inna lillah ve inna aliyye raci Allah'ın mülküyüz bize bu derdi ver. Ha o zaman ne oldu? İlk vurduğu zamandaki sevap tekrar ediyor. Ama öbür türlü 50 sene çekersin karavanaya gider yani. Boşuna. Niye ki? İnna lillah yok. Allah'tan geldiği şuuru yok. Zikir yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ha ben de çoğu kere unutuyorum. Bazı kere hele acırsa bile bazen acıyor. Acıdığımı tam inna lillah çekiyorum yani. Ha inna lillah biz Allah'a aitiz. Onun mülküyüz. O sahibidir. Sah sahibi mülkü. Burası bir adamın olsa, burada gelse şu direği kırsa, başkası da gelse niye kırıyorsun diyebilir mi? Adam der ki sana ne ki sen dükkanına karış bura benim. Ama şimdi burada olmaz çünkü üstte apartman var. Adam diyor aşağıdan dire kırıyorsun. Bizi devireceksin. Hoca der. O başka. Ama adam kendi mülkündeyse istediği tarafı keser yani. Anladın? Şimdi bu da bunun gibi. Bu büyük müjdedir. Bir de Allah mecurni fi musibeti var. O ya Rabbi bu musibetimden sebep bana sevap ver. Ve ahlif li hayran minâ. Bunu da yazmadık. Ee, yani bizim dua kitabında falan yok ama tefsirde var. Bana daha hayırlısını nasip et. Bunu da ders ediyor. Mutlaka o başına gelen beladan daha iyisi ona mutlaka verilecektir. İşte Resulullah Efendimizin ailelerinden birisi böyle oldu. Kocası harpte şehit oldu. Şehit olma haberini alır almaz inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım bu duayı okudu. Diyor ki Allah bana diyor peygamberi nasip etti diyor. Dul kaldı Resulullah onu aldı. Bak görüyor musun kocasından efendim Ebu Seleme, Ümmet Seleme olabilir belki. Ebu Seleme'den çok daha hayırlısı bana nasip oldu. Niye? Resulullah'a eş oldum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar denenmiş şeyler mesela. Ama başına o bela geldiği anda bu nasip olma meselesi. Yoksa Ouu falan ondan sonra 5-10 on dakika geçti. Sabredelim arkadaşlar inna lillah falan. O geçti. Geçti. Kadına ne dedi? Sabır darbe ilk geldiğinde olur. Allah rızası için şuurlu olalım. Allah'ın kulu olduğumuzun farkında olalım. Rabbimizin bizimle beraber olduğunu murakabesinde olalım. Allah'ımız devamlı bizi görüyor gözetiyor bunu bilelim. Adam sevdiği kız görüyor diye ah etmiyor bak. Sen Rabbin gördüğü yerdesin devamlı Rabbinin gözetimi altındasın. Sabır lazım arkadaşlar. Sabır Müslüman efendim sabırlı olur. Allah'ın sevdiği kullarından olur. Allah'ım Celle Şanü Celle Celaluhu sabrı gerektirecek belalardan muhafaza eylesin. Biz Allah'tan şu anda sabır istemiyoruz. Allah'ımızdan afiyet istiyoruz. Allah'ım cümlemizin başımızdan belaları kaldırsın. Ve gelmemiş belaları da bizden uzak etsin. Allah'ım belasız bir hayat nasip etsin. Dinimize de bela vurdurmasın. Dünyamıza da bela vurdurmasın. Ahiretimize de bela vurdurmasın. Ama en mühim mesele nedir? Dinimize vurdurmasın. Şimdi vallahi billahi tallahi yemin ediyorum. Hani o hocalardan biri diyor ya kadere inanmak lazım değil. Şimdi onun sağlığı, onun imkanları bende olacak olsa veyahut da efendim bütün dünyadaki kadere inanmayanların, kader yok diyenlerin bütün nimetleri bana verilecek olsa benim de onlar gibi inanmam karşılığında döndürülecek olsa ben ne derim? Ya Rabbi imanıma bela vurdurma. Ben kadere inanıyorum. Benim amen tümü bozma. Bunların hiçbir şeyi lazım değil. Anladınız mı? Yani bela nereye gelecek? Evvela dinimize gelmesin. Çünkü bir adamın imanına, itikadına şüphe girerse, artık onun dünyalık ne nimeti olursa olsun büyük bir beladadır. Çünkü ebedi ahireti mahvolmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي ya Rabbi belamızı dinimize vurdurma diyor. Bu çok büyük bir duadır. Siz Arapça bilmiyorsanız Türkçede Allah'ım evvela imanımda afiyet istiyorum. Benim imanıma bir zarar zeval gelmesin. Bu iman üzere, Ehl-i Sünnet itikadı üzere ölmek nasip olsun. Amin.